karıştı. Bunlara karıştı. Şuraya karıştı. Çalışıyor. En yüksek sesle yineliyorum. Evet arkadaşlar, kalkınıyor. Çaycı'da çalışan geçici içiyle tatlı ısınıyor. Ancak artık ülkemizin ağırlaşan ekonomik koşullarında bu sınırlarla çalışmak hiçbir ihtiyacımızı karşılayamaz olmuştur. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde en son 2006 yılında 6000 civarı arkadaşımıza kadro verilmiş ve şu anda kurumumuz bünyesinde 500 civarı kadrolu personel çalışmaktadır. Çay Kore'yi kalabalık kadrolu personelle çalıştığı sürelerde hep kar açıklamıştır. Dolayısıyla bizler mali nedenlerle kadro talebimizin kabul edilme işini asla kabul etmiyoruz. Bravo! Çaykur'da çalışan geçici işçi arkadaşlar olarak kadro talebimizi en yüksek sesle yineliyoruz. Ya askıya alıyorlar bizi. Askıya alınca çalışıyor gözüküyoruz. Ama bu böyle olmaz. Bizim çalışmamız lazım. Gidiyorum, başvuruyorum. Aşçılık belgem de var. 3 ay 4 aylığını sizi çalıştırmayız diyorlar. 5 nüfusum. Ben bu 5 nüfusa nasıl eğitim vereceğim? Nasıl ekmek vereceğim? Nasıl olacak? Ama sendika işte arkamızda. Kadro istiyoruz, ekmek. Çalışamıyoruz. Bizi askıya alıyorlar. Çalışıyor gözüküyoruz. Gidiyoruz 3 4 5 aylığına bizi almıyorlar. İstifa! Sendika! İstifa! Yaklaşık 15 yıldır akciğer hastası. Bütün hastane kayıtları mevcuttur. Buna rağmen içeride onlar rahat rahat gönül rahatlığıyla sıcak çayını yudumlarken ben kalorifer yakıyorum kışın. Tozu yutuyorum akciğer hastası olmama rağmen. Niye? Evime ekmek götüreyim diye. Yani üniversite okuyup buna mı muhtaç kalacak? Üniversite okuyup bunu bugünleri mi görecektik? Ben kendim için demiyorum. Bütün iş arkadaşlar. Öbürünün hastası var. Öbürünün kanseri var. Ya söz vermeseydiniz de biz de çıkıp başka bir kuruma gitseydik. Söz verdiniz. Bekliyoruz. Adaletli bir şekilde kızmadan, bağırmadan devletimizden yardım bekliyoruz. Kim burada göstersin? Niye çıkıp konuşmadı? Niye konuşmuyor? Niye bağırmıyor işçiye ekmek ver diye? Kadroda değil. Ekmek, ekmek, ekmek. Ekmek bağırın. Ekmek. Kadro madro değil, konu ekmek, ekmek. Bu kadar diyorum ben. Elinizi vicdanınıza koyun ya. Ayıptır ya. Ayıp denen bir şey vardır ya. Kendimi ayı gibi hissediyorum. Altay ye, altay yat uyu. Tamam mı? Çaykur işçisi ayılar gibi. Altay çalış, altay yat uyu. Kimse kusura bakmasın. 8 yaşındaki oğlum bile neyin ne olduğunu şu an farkında. Ben 2007 girişliyim ve aslen Denizliliyim. Ben buraya gelip Çay Ekisperliği Meslek Yüksekokulu'nda Çay Ekisperliği bölümünü okudum. Ve tam 17 yıldır 4 ayla başlayıp 6 aya çıkardılar ve senenin 6 ayı çalışıp geri kalan 6 ay bizi hiç düşünmeyen bir kurumun işçileriyiz. Benden öncekilere nasıl kadro verildiyse bu kadro bizim de hakkımızdır. Demek ki veriliyor. Demek ki verilebiliyor. Ya bu ülkede yaşamak bizim için 6 aydan ibaret. Geri kalan 6 ay biz ne yiyip ne içeceğiz ya?
Benim sadece eşimin maaşıyla geçiniyoruz. Ev taksitim var, çocuklarımın okul masrafları var. Bunlar oluyorsa oradan bakacaklarına gelip insinler aşağıya, yapabiliyorsa 6 ay onlar yapsın. Biz de sesimizi çıkarmayacağız. Yeter artık ya. Gerçekten yeter.